İlk seansta yeni haftaya devam ediyoruz efendim ve ilk seans programında birazdan çok değerli konuklarımız olacak ve konuklarımızla birlikte hem piyasalardaki yönü tartışacağız hem de bakıldığında tabii ki özellikle kripto para tarafında da önemli gelişmeler var. İşte Bitcoin'de biliyorsunuz 11 tane fonun ETF'i onaylaması birlikte bir heyecan kasırgasına dönüşmüştü. O heyecan kasırgası yerini tekrar kar satışlarına verdi ve Bitcoin tarafında da gözler bu senaryoda diyelim. Diğer taraftan Borsa İstanbul az önce Viyop'tan negatif bir teyit almış oldu ve Borsa İstanbul'a dair de karışık beklentiler var. Hem Merkez Bankası'na dair iddialar, başkanına dair iddialar hem de bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını verecek olması tabii ki piyasaların radarında olduğunu efendim paylaşalım. Bir fiyatlamalara bakalım çünkü o tarafta özellikle dolar tarafında 30-20'leri aşmış oldu ki geçtiğimiz haftalarda 30-20 tarafındaydık. Hem bu tartışmalar hem de bakıldığı zaman beklentiler dolar tarafında anlık olarak 2 kuruşluk bir yukarı yönde harekete sebep oldu diyelim. Ancak Borsa İstanbul tarafından sonra açılıştan sonra bir miktar daha net bir şekilde aslında dolar tarafındaki yönü de tartışacağız. Yaklaşık 3,5-4 dakika sonra Borsa İstanbul açılışını da birlikte karşılarız. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta 7.996 puan seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalarsa haftaya aslında Borsa İstanbul açılışı öncesi baktığım zaman kararsız bir seyirle başlamıştı. Küresel borsalar bakıldığında S&P 500 bu hafta vadeli işlemlerde çok hafif artıdaydı. Çin tarafındaysa bakıldığında Asya Merkez Bankası'nda bir faiz değişikliği olmadı ki geçtiğimiz hafta Çin Merkez Bankası 2 yıllık LPR'ları da yine değiştirmemişti. Aslında bir sürpriz yarattığında efendim paylaşalım. Amerika'da ise 10 yıllık tahvil getirer ise 18 baz puan yükseldikten sonra 4.10'lara kadar geldi. Bu piyasaların bir miktar hem enflasyondan hem de merkez bankalarının faiz indirimini zaman başlatacak olmasından dolayı hafif bir endişede olduğunu da gösteriyor. Ama bizim taraf tabii ki bakıldığında gündemde aslında çok değişik tartışmalar var. Ülkedeki aslında gündeme baktığımız zaman çok da aklı selim yorum yapmak bir miktar doğru da olmuyor. Çünkü çok sıra dışı şeyleri tartışıyoruz. Onlara mantık çerçevesinde yorum yaptığımız zaman da bu sefer olayı çok başka yerden okumuş da oluyoruz sanırım. Örneğin Merkez Bankası'ndaki iddialar Hafize Gaye Erkan'ın babasının personeli tokatladığı, işte sözleşmeli personeli ve işten attırdığına dair önemli iddiaları konuşuyoruz. Bu tabii ki Merkez Bankası Başkanı'nın görev tanımında olmayan ve kredibilitesi noktasında ciddi tartışmalar da getiriyor. Bu iddialar var. Sayın Erkan 3 gün öncesinde iddialara ilişkin aslında aileme yönelik yapılan bu iddiaları bakıldığı zaman yalanlamıştı ve aynı zamanda son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi ve iş dünyasında önemli isimlerle de buluştu biliyorsunuz ve gerçekleştirdiğimiz son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyuyla paylaşmak istiyorum diyor Sayın Erkan. Ancak hani bir iddia değil birden fazla iddia bir anda başlayınca hem işte Merkez Bankası'nın ikinci katında bir oda tahsis edildiği anne ve babasına hem pirzola krizinin ortaya çıktığı yemekte babasının pirzola istediği ancak olmadığından dolayı burada yine gazetelerde çıkan basında çıkan iddialarda personelle arasında hoş karşılanmayan şeyler yaşandığı söyleniyor. Hafize Gaye Erkan şu anda nerede olduğuna ya da Amerika'da mı, Türkiye'de mi bununla ilgili aslında bir teyit de almış değiliz. Ancak bu hafta Merkez Bankası toplantısı var. Dolayısıyla Sayın Erkan'ı oldukça zorlu bir toplantı bekliyor. Borsa İstanbul'u açıp sonra isterseniz yönetmenim bir konumuza da gidelim. Çünkü bakıldığı zaman Euro TL tarafında da 33 TL tarafındayız. Aynı zamanda bakıldığında bugün Türkiye'den yurt dışı üretici fiyat endeksi açıklanacak. Tarımsal girdi fiyat endeksi ve Türkiye'de ikamet izinleri istatistikleri de yine piyasaların radarında olacak ama böyle bu verilere bakıp da dolar ne olur diye düşünmeyin. Dolar bunlardan etkilenecek datalar değil. Birazcık daha maalesef siyasetin yine dolara yön verdiği, Ankara arenasında yaşanan gelişmelerin yön verdiği bir ortamdayız. Ekonomiden ziyade siyaset piyasalara yön veriyor. Türkiye'de son dönemde yeniden diyelim. Tabii bir taraftan da yerel
seçimler de yaklaşıyor. Bir taraftan iktidarın ve muhalefetin de gündeminde İstanbul'da var. Dolayısıyla da o tarafta yine aslında ne kadar bakıldığında bütçeyi kısmamız lazım. Zaruri olan harcamalarımız evet olacak ama bakıldığında elzem olan şeyleri harcayıp fazlasını harcamamamız gerekiyor. Yani bize nasıl bu fatura ödetiliyorsa enflasyonun bir miktar kamunun da bir miktar değil aslında tamamen oranında tasarruf yapması gereken bir dönem ama hiç buraları tartışamıyoruz maalesef. Yine Türkiye bir seçim arifesinde sanırım Mart ayında bir yerel seçimler olacak ve burada muhtemelen bütçe aşması devam ediyor. Sayın Şimşek de bu anlamda aslında tasarrufu öngörmüştü. Kamunun tasarrufunun da açıklamıştı. Aslında Merkez Bankası'nın parasının, hazinenin parasının hiçbirimizin parası olmadığı, devletin parası olduğu, vatandaşın emeğinin parası olduğunu unutmamak lazım. Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. Yani artı mı eksi mi işte siz karar verin. Eksi 0.01 düşüşten de sayılmaz, yükselişten de sayılmaz. Nötr başlayan bir Borsa İstanbul var diyelim. Eğer konumuz hazırsa da sunarımdan, yönetmenimizden rica edelim. Aydın Eroğlu olacak karşımızda. Aydın Hocam hoş geldiniz. İstanbul'da gündem sıkıcı diyelim. Belediye başkan adaylarını tartışıyoruz. Gerçi İzmir'de de aday belli değil. AK Parti'nin adayı belli oldu iktidarın. Muhalefet hala karar veremedi. Aslında muhalefet genel seçimden bu yana da çok böyle bir şey değiştirmemiş bu anlamda. Hani kararsızlığı ve tartışmaları kendi içerisinde devam ediyor. Neyse siyaseti bir kenara bırakalım ama Borsa İstanbul size nasıl bir sinyal verdi? Hoş geldiniz bu arada. Şimdi siz de hoş geldiniz ve geçmiş olsun Murat Bey. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Ben de öyle. İyi yayınlar olsun inşallah. Şimdi Borsa İstanbul'la alakalı normalde bir 8000'in üzerinde kaldığı takdirde bir üst dirençlere doğru 8150'yi ve orayı da kırıp 8250'leri test eder diye bekliyorduk. Ama geçen hafta 4 defa 8000'in üzerinde kalmasına rağmen maalesef yukarıya devam edemedik. Kısmi bir satış realizasyonuyla Cuma günü tamamlamıştık. Şimdi üstüne Merkez Bankası Başkanı'nın işte kamuoyunda ve sosyal medyada yer alan haberleri var. Öncelikle bu konuda hemen şunu söylemek isterim. Yani çok fazla yatırımcı Merkez Bankası Başkanı'nda bir değişiklik olursa diye endişe duymasın. Çünkü başkan yardımcıları içerisinde böyle bir değişim söz konusu olacak olursa Cevdet Akçay var. Yeni başkan olarak karşımıza bir anda geldiğini duyarız. Ben şahsi fikrim çok daha da pozitif olur. Ama tabii nihayetinde bir başkanımız var. Görevini de şu anda başarıyla yapıyor. Ne olup olmayacağını resmi açıklamalar gelince göreceğiz. Ama bir değişim eski zamanda olduğu gibi yatırımcılarda endişe yaratmasın. Çünkü adaylar da ya da aday da güçlü bir şekilde şu anda Merkez Bankası kadrosu içerisinde yer alıyor. Sayın Hafize Gaye Erkan'la ilgili tırnak içerisinde iddialar olduğunu söylemişti. Bunlar benim ya da herhangi bir kişinin görüşü değil. Bunlar gazetelerde çarşaf çarşaf bütün basın organlarında konuşuluyor ve ekonomi kanalı olduğumuz için de Sayın Merkez Bankası Başkanı dair en ufak bir iddiayı buradan gazetecilik sorumluluğu gereği aktarmam gerekiyor. Yoksa benim için Hafize Gaye Erkan gelmiş ya da başka biri gelmiş herhangi bir Merkez Bankası Başkanı isim olarak önemli değil. Önemli olan o koltuğun değil mi önemi, kredibilitesi evet. Ve makamı olan saygımız. Dolayısıyla da buradan tabii ki bu ekranlar tüm kamu çalışanları, siyasetçiler, vatandaşlarımız ve herkes için. Dolayısıyla bu iddiaları sunuyoruz. Bilmeniz gerekiyor. Televizyonun işlevi bu. Yoksa YouTube'dan yayın izleyin. Yani televizyon kamuyu bilgilendirici ve vatandaşa her açıdan tartışmaları yönlendirici bir fonksiyonu ver efendim. Dolayısıyla da bu tartışmaları sunuyoruz ama bunlar benim genel kanaatim değil. Bazı izleyicilerimiz böyle bir hani kanıt yok deniliyor. Evet kanıt yok. İddiada zaten iddia oluyordu ve Hafize Gaye Erkan'ın da cevap hakkı doğduğu için ara ara Twitter'ına da bakıyorum ve yaptığı açıklama var mı diye Sayın Eroğlu kontrol ediyorum. Bu önemli bir konu. Bunu tartışmadan değil mi? Borsa İstanbul'da yönü ya da doları konuşmak da bence çok böyle akıllı olmuyor. Gerçi çok aklı selim de yorum yapmamak lazım dolara gidiyor yani bakıldığında ama ne dersiniz? Evet, tabii. Merkez Bankası Başkanı'nın değişimin ihtimali ya da belirsizliği Türkiye gibi ekonomilerde ciddi derecede aslında eskiden sorun yaratabilirdi belirsizlik açısından. Ama istikrarlı bir para politikası uygulanıyor bir süredir ekonomi ekibinin değişimi sonrasında. Nihayetinde bankanın başkan yardımcıları içerisinde de olası böyle bir değişiklik söz konusu olursa ortodoks politikaları aynı şekilde götürebilecek başka güçlü aday da var olduğu için ben bunun borsa üzerinde olumsuz bir baskısı olsa da
kalıcı bir baskısı olmasını beklemem. Sadece teknik bir düzeltme yapması açısından bize işte fırsat tanımış olur. Ama onun haricinde mevcut başkan da olası yerine gelebilecek adaylar da ortodoks politikaları sürdürecektir diye düşünüyorum ben. O nedenle dolar üzerinde de böyle çok sert hareketler olmasını beklemem ama ne olur mesela 30-40, 30-50, 30-40 seviyeyi biz önce görürüz. Hı hı. Sonra tekrardan 30 işte 20'lere 15'lere doğru gevşediğini görürüz. Zaten seçimlere kadar kısmi bir şekilde doların hafif hafif her gün adım adım yukarıya alındığını görüyoruz. Bu süreç sonrasında da devam edecektir gibi geliyor bana Murat Bey. Herhalde 2023 ile 2022'ye göre artışta dolardan artık böyle bir artıştan yine de bahsetmiyoruz. Bir de ikinci taraftan da faizleri biz zaten sanki yeterince artırdığımız ve artık artıramayacağımız bir döneme de geldik gibi mi acaba? Şimdi şahsi fikrim öyle. Zaten mesela biz ya da ben faiz artırımlarının doğru olacağını savunan biriydim işte aylardır. Nitekim Merkez Bankası Başkanı da Merkez Bankası da bu yönde ortodoks politikalarla faizleri arttırdı. Ama sürekli faiz artışlarının sürmesi de doğru olmaz artık bundan sonra. Şahsi fikrim maksimum 250 ile 500 puan arasında artık bundan sonraki seçimin öncesi ve sonrası dönem için bir yerimiz kaldığı yönünde. Merkez Bankası olarak biz kısmi bir faiz artışını seçim öncesinde de yapabiliriz. Ya da işte son bir 250 bas puan faiz artışı yapıp seçimlerden evvel sonrasında seçim sonrasındaki tabloyu görene kadar izlemede de kalabiliriz. Ama ben önümüzdeki dönemde en az bir 250 bas puan maksimumda 500 bas puanlık bir faiz artışının olacağı yönünde bir görüşe sahibim. Büyük ihtimalle de ortodoks politikalar neticesinde bunu biz yapacağız gibi geliyor bana Murat Bey. Şimdi bakıldığı zaman tabii özellikle Türkiye'de piyasalara dair pozitif yorumlar var sevindirici bir şekilde. Bank of America, Merrill Lynch değil mi? En son hocam bankalara dair pozitif konuşmuştu. Bakıldığında bir yabancı ilgisinden bahsediliyor. Hatta bu yabancı ilgisinin kontrolüne bakıldığı zaman daha çok Londra üzerinden giren bir fondan bahsediliyor. Fonlardan daha doğrusu yabancı ilgisinden ama Amerika'dan çok da böyle bir Amerikan fonlarının girmediği söyleniyor. Tabii Merkez Bankası'na dair bu iddialar da tam da Merkez Bankası'nın ve Sayın Şimşek'in, Sayın Erkan'ın bu temasları yaptığı dönemde gerçekleşmişti. Önemliydi. Yurt dışında yabancı buluşmaları yapıldı ve orada özellikle yapılan açıklamalarda bu temaslara yoğun bir ilgi olduğu söylenmişti Türkiye'ye. Türkiye artık bir hem carry trade cazibe unsuru hem de bakıldığı zaman bir doğrudan ya da dolaylı olarak bir yatırım açısından bir cazibe unsuru olabilecek mi? Yoksa bu jeopolitik tarafta yaşanan gelişmeler de bir miktar o tarafı ihtiyatlı kılmasına mı sebep oluyor yabancıların? Şimdi Türkiye maalesef çok önemli bir bölgede jeopolitik açıdan. Yani biz ortodoks politikalarla kendi para politikalarımızda yaşattığımız sıkıntıyı bertaraf etmiş olabiliriz. Ama Amerika seçimlerine kadar ben bölgede ciddi derecede savaş risklerinin yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü öncesinde bir başkan değişimi seçimlerde olur endişesi varsa Amerika'da, işte cumhuriyetçilerle demokratlar arasında ulusalcıların işte farklı boyutlarda ülkeyi bir savaş ortamına sokma riski var gibi geliyor bana. Yani Biden görevden değişme ihtimali çok güçlü gördüğüm için bir iktidar değişimi söz konusu olabilir Amerika'da. Öncesinde de İsrail Savaşı, İsrail-Hamas Savaşı bölgede birçok ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmek istenebilir. Neden? Çünkü Trump biliyorsunuz başkanlığının son döneminde biz Orta Doğu'da niye duruyoruz? Artık burada çocuklarımızın ölmesine gerek yok. Amerika bu bölgeleri terk edecek demişti. Hatta Pentagon'la da bu konuda ciddi bir gerilim yaşadılar. Şimdi yeniden Trump eğer seçilme ihtimali güçlü olarak gözüküyorsa ki bence öyle. Öncesinde Amerika bölgede yapabileceği bütün gerginlikleri çıkarabilir gibi geliyor. Burada da tabii Türkiye'nin çok ciddi sıkıntıları söz konusu olabilir. Zaten Suriye ve Irak'ta Amerika planlarında yapılması gereken otonom bölgelerde düşünülen bölgelerde bizim için problemler var ki bu konuda bir gerilimimiz varken bir de İran, Pakistan, işte İran'da olası müdahaleler, Lübnan'da olabilecek şeyler Türkiye'yi her an gerilimli bir bölge içerisinde ilk ülkelerden bir tanesi olarak ortalıkta tutar. Ama onun dışında biz işte faiz artışları konusunda sonlara doğru yaklaştığımız için ortodoks politikalarını uyguladığımızdan dolayı yurt dışı fonlar Türkiye'ye karşı seçimlerden sonra acaba bu kadrolarda değişim olmazsa
diye beklemede kalacaklardır önemli fonlar. Sonrasında Türkiye'ye olan ilginin ben daha da artacağını düşünüyorum. Birçok kurumlardan bu yönde ilgi anlamında açıklamalar geliyor. Fakat mesela PIMCO Türkiye için pozitif konuşuyor ama diyor ki 5 yıl içerisinde faiz notları artabilir. Şu anda Türkiye'nin artan notları 5 yatırım yapılabilir düzeyin 2 kurumda 5 kademe altında. En son Moody's'te de 6 kadem altında olarak devam ediyor. Bankalar için pozitif konuşsak da not artışları gelmediği takdirde özellikle Amerikalı büyük fonların en az 2 rating kurumunun yatırım yapılabilir not seviyesi olmadan bir ülkeye yoğun girişleri söz konusu değil. O nedenle de biz yatırım yapılabilir düzeye gelmeden çok yoğun fon hareketi almayı beklemiyorum ama yabancı artışları yine de olabilir. Fakat 25 Aralık'tan sonra benim gördüğüm yabancı takasında tam tersi bir tablo var. Yani her ne kadar yabancı takası artıyor gibi gözükse de satanlarla alanlara baktığım zaman tek bir kurumdan çok kuvvetli alım yaşadık biz 2024'ün ilk çeyreğinde bankalarla ilgili rapor açıklayan kurum Bank of America aynı şekilde de bankalarda yoğun alım yaptı. Fakat bunun karşılığında yabancı satışları söz konusu olabilecek olan farklı kurumlardan da 25 Aralık'tan beri devamlı satış var. Bu satışlar da devam ediyor. Muhtemelen seçimlerin neticelenmesini tüm kurumlar, fonlar bekleyecektir Murat Bey. Ama seçimler sonrasında kadrolar ve politikalarda değişim söz konusu olmazsa Türkiye'ye karşı ilgi artacaktır. Bu ilginin artabilmesi için de carry trade ortamı yaratılması için de faiz düzeylerimizde, kur seviyelerimizde zaten yeterince ortam yaratmış durumda bana göre. Sayın İmamoğlu tabii ilk seçimi tekrarlanan bir seçimdi İBB'de ve şimdi bu seçimi de Sayın Kurum'la, Çevre Bakanı'yla yarışacak Sayın Bakan da. Şimdi tabii kim kazanır, kim şey yapar onu en iyi vatandaş bizler oylarımızla tespit edeceğiz ama şimdi diyelim ki bir senaryo yapıldığı zaman Sayın Kurum kazandığı zaman iktidar açısından nasıl bir fiyatlama olacak? Sayın İmamoğlu yani bunu bir 4 yıl sonrasının genel seçimine yormak gerekir mi? Çünkü 2 dönem İBB'de eğer ola ki İmamoğlu kazanırsa bu olayın Türkiye genel siyaseti açısından da bir yön verebileceği ve muhalefetin de bir miktar başka bir şeye belki evrilebileceği noktasında bazı siyasi analizler de görüyorum. Dolayısıyla tabii 4 yıl sonrasını bilemiyoruz. Yani yarınımızı bilemiyoruz maalesef ülke gündeminde ama ne dersiniz? Yani böyle bir olasılıkta piyasa fiyatlaması açısından bir belirsizlik fiyatlaması genel seçim üzerinden hani belki çok absürt olacak, belki çok mantık dışı olacak ama yaşar mıyız hocam? Ne dersiniz? Yani yerel seçimlerin sonuçları Türkiye'de genel siyasette, genel seçimlerle alakalı bir erken seçim doğurma ihtimalini ben beklemiyorum. Kaldı ki mevcut yok erken seçim İstanbul, olarak Ankara, sormadım. İzmir'de. Ana muhalefet olarak Sayın İmamoğlu'nun önümüzdeki dönemde Türkiye siyasetinde çok daha etkin ve parti içerisinde tam evet, başka bir şeye dönüşümü diye. Tam onu söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Yani ben bir genel seçim ihtimalini erken seçim şeklinde beklemiyorum. Fakat şimdi muhalefette, muhalefet kadrolarının genel başkanları değişse de olası bir genel seçimde başkan adayı olarak ben Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki dönemde öne çıkmasını bekliyorum. O yüzden İstanbul seçimleri bunun bu beklentimin güçlenmesi ya da güçlenmemesi açısından önemli bir kriter olacaktır. Şimdi en son seçimde İmamoğlu 1 milyona yakın bir oyla başkanlığı almıştı. Fakat meclis üyelikleri muhalefet partisinde kaldı. İktidar partisinde kaldı. Şimdi eğer İmamoğlu oyunu daha da arttırarak Ekrem Bey oyunu daha da arttırarak seçilirse, meclisi de alırsa o zaman bir sonraki dönemde Türkiye'de olası bir başkan adayı potansiyelini daha da güçlendirecektir. Partisi içerisinde de işte belli kurullarda yetkileri ve güçleri farklı boyutta artmaya başlayacaktır. Ama bu konuda da çok farklı şeyleri göreceğiz biz önümüzdeki günlerde. Dün bir açıklama var mesela DEM Partisi'nin işte kimi aday göstereceği ya da gösterip göstermeyeceği ile alakalı. Şu anda hapiste olan Demirtaş'ın eşi eğer parti kurulları uygun görürse İstanbul'da belediye başkan adayı olabilirim diyor. Şimdi bunların hepsi Ekrem İmamoğlu'nun alabilecek olduğu oyla alakalı çok önemli kriterler, referanslar olacaktır. Bu seçim o açıdan önemli.
Eğer İmamoğlu oyunu arttırırsa, güçlü şekilde arttırırsa, ileride muhalefetin bir güçlü başkan adayı var diyeceğiz. Eğer tam tersi olursa, hatta İstanbul'u kaybederse, o zaman bu iktidar açısından çok daha güçlenecek oldukları bir ortam yaratacak. Ekrem İmamoğlu'nun da bir dahaki seçimde belki aday olarak ortaya çıkabilme ihtimali bile zayıflamış olacak. Bu açıdan baktığımda ben genel seçim, mali seçimleri İstanbul seçimleri açısından çok önemli görüyorum. Evet. Burada tablo ne olacak? Bu bizim sonraki dönemini değerlendirmemiz açısından da bize önemli bir referans olacak Murat Bey. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bu yerel seçimlerde etkin olması değil mi? Bu kadar aktif olması herhalde bundan dolayı çok kendisini de aslında hem adaylar açıklanırken hem de bunun iletişim noktasında görüyoruz. Ben mi bu ülkede yaşamıyorum, izleyeceğimiz mi başka ülkede mi yaşıyor? Bazen kafam karışıyor. Yani bu soruları çok, mesela bu soruyu ya da bu gündemi hiçbir yerden duymamış gibi davranan izleyeceğimiz var, ama bu ülkenin, tabii FED'de soracağım, küresel piyasalarda yaşanan gelişmenin televizyon etkisi soracağım, ama bu ülkenin bazı gerçekleri ve dinamikleri de var burada tartışması gereken. Yani acaba hocam ben gündemi mi kaçırdım? Ben mi böyle uzaylı gibi size yalan yanlış soru sormuyorum değil mi? Düzeltin beni, ne olursunuz. yok. Bunlar şimdi bu tarzda ülkenin özellikle siyasi gündemi her şeyin önündedir aslına bakarsanız. Evet. Bunları da belli kişilerin düşünceleri, politikaları, tarzları, iktidar muhalefet adaylarının sonrasında potansiyeli olup olmamaları belirler. O nedenle sorunuz önemli. Bakın ben mesela önümüzdeki 2024'ün riskine dikkat çekerken neden bahsettim? Amerika'da bir başkanlık değişimi söz konusu olacaksa yeni gelme ihtimali güçlenecek olan Trump, Amerikan güçlerini eğer Irak'tan, Suriye'den çekmeye kalktığı takdirde bambaşka bir tablo olur İsrail için diye. Öncesinde Amerika bölgeye ateşe atabilir dedim. Yani bizim açımızdan ciddi bir risk var. Türkiye'de tablolara baktığımız zaman ekonomik risk daha az benim için 2024'te, ama jeopolitik risk bu yüzden çok daha yüksek. Şimdi bunu nasıl konuşuyorsak, aynı şekilde mali seçimlerde de ortaya çıkabilecek, güçlenecek ya da güç kaybedecek adayların Türkiye'nin sonraki politikalarında, yurt dışı ilişkilerinde çok farklı beklentiler yaratma ihtimali olacak olması açısından önemi var. Sorunuz hiç de evet, yani yabana atılır bir soru değil. Üzerinde durulması gereken eminim konular. Eminim beni eleştirenler biz... de siyasetçiler dolar daha çıkmayacak, dolarınızı satın deyip doları satan kişilerdir eminim yani. Hani... Şimdi bunları konuşmayalım tabii. Çünkü bunları konuşursak Türkiye'de biliyorsunuz 3 lirayken 5 lirayken dolar konuları başladı. Aynen. 1 olacak 10 olacak derken, sonra 10-15 olacak derken şimdi 30 liralık dolardan bahsediyoruz. Ama maalesef şimdi biz burada akademisyen arkadaşlarımıza da bakınca ortodoks politikalara dönülmesi sonrasında faiz artışları niye sürüyor, neden hala bu faizler düşmedi diyebiliyorlar. Şimdi biz öncesinde para politikalarını bozduğumuz için ortodoks politikalardan çıkarak şimdi bunu tekrardan aynen toparlamak, işte bir takım şeyleri, maliyetleri bize yaşatıyor Murat Bey. Biz şu anda o maliyetleri yaşıyoruz. Bir tane çok böyle hararetli bir şekilde benimle konuşan izleyicimizi kırmayalım, Cihan Yılmaz'ı. O zaman sorusunu soran şeyini çok merak ediyor. Trump seçimleri ne olacak diyor. Hani Washington odaklı bir hayat yaşıyor. Cihan Bey, tamam, Amerika'ya soracağız efendim. Amerikan seçimleri senaryosuna bir girelim. Bir de teknik anlamda şu borsa programın bana vermiş olduğu noktada teknik anlamda doları da sorun, borsayı da sorun derler hocamıza. İlk başta Trump soralım hocam. Cumhuriyetçilerin arasında DeSantis çekildi. Hani çok da böyle çekildiği zaman da böyle bir zaten yapıyı değişecek bir noktası yoktu. %6'lık bir oy oranı vardı. DeSantis çekildi ve muhtemelen Trump daha da güçlenecek ve burada özellikle Nikki Haley, Carolina valisi, eski vali yarışıyor. Onda 34 puan gibi bir üye şeyi var. Trump'ın seçilmesi Türkiye açısından neye işaret ediyor ve Trump'ın cumhuriyetçi içerisinde güçlenmesi sizce yeni dönemde Amerika'da para politikasının yönünü değiştirir mi hocam? İlk sorum, lütfen buyurun. Cihan Yılmaz'a da sevgilerimizi gönderelim. Para politikası anlamında Trump'ın seçilmesinin ben çok önemli bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Fakat jeopolitik anlamda Türkiye açısından ben pozitif olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Biden iktidarının Türkiye'ye karşı bölge ülkelerinde yarattığı ortam malum. İlişkiler de çok gerilmiş vaziyette. Daha doğru dürüst bir ilişkinin daha iyi yapamadığımız görüşündeyim. O nedenle Trump aday olarak kaldığı takdirde ben partisinin nihai adayı olacaktır diyorum. Seçime girdiği takdirde de bu sefer
Biden'la girerse hele ki kazanma ihtimalini artık çok güçlü görüyorum. Biden artık havayla toka yapan bir başkan adayı olarak seçimlere girdiği takdirde seçmen bunu çok farklı şekilde oyunu çekerek değerlendirecektir görüşündeyim. O nedenle ben yani iki başkan adayı arasında Trump'ın Türkiye'nin lehine bir sonuç yaratacağı düşüncesindeyim. Hı hı. Ama borsa açısından baktığımız takdirde burada, şimdi borsada da şu anda işte seviye olarak biz bir düzeltme riskini yaşıyoruz birkaç gündür. Ama nihayetinde bu düzeltmeyi yaparız yapmayız. Sonrasında yükselişlerin başlayacağı bir döneme çok yakınız düşüncesindeyim. Teknik olarak 7.979'un altına inersek belki 7.700, 7.775 ve 7.710'lara doğru bir düzeltme yaşayabiliriz. Fakat bu bile şu an için çok net değil. Ama yeniden 8.000'lerin üstüne kendimizi attığımız takdirde 8.150 bizim yakın dönem için ilk grup dirençlerimizin bir tanesi. Bu seviyeyi kırdığımız takdirde 8.250-383 diye 8.250-8.383 ve 8.600'lerdeki zirvemize doğru yeni atakları görmeye başlarız. Ama mali seçimler öncesinde ben bu yönde bir yani ikinci direnç grubunu kıracağımız bir yükselişin henüz olması için erken görüyorum. Hisse bazında ayrışmalar söz konusu olabilir ama Borsa İstanbul kısmi bir düzeltmeye biraz daha yakın. Fakat sadece düzeltme endişesindeyim. Onun haricinde bunun piyasaları bozacak bir sorun olacağını sanmıyorum. Olur da bir düzeltme olursa bu alım fırsatı yaratır. Sonrasında da biz yeniden toparlanmaya başlarız Murat Bey. Aslında yönü açısından değil mi? Bu ufak düzeltmeler, 200-300 puanlık düzeltmeler sağlıklı da. Belki hani hisse alamayanlar için hocam. Şimdi sorum, anladığım kadarıyla Borsa İstanbul noktasında gayet pozitifsiniz. Umarım tabii hem işte Sayın Erkan'ın temasları bir artık meyvesini verir ve yabancı yatırımcı ilgisini de görürüz. Hem de yerel seçimler sonrasında siyasetten biraz daha uzaklaşıp daha çok yapısal reformlar ve ekonomi gündemine odaklanırız. Tabii bu anlamda bankaları çok konuşuluyor, bankalar çok öneriliyor. Siz özellikle doların artması da bir taraftan, Borsa İstanbul'da enflasyon kaygısı ve enflasyon fiyatlamasından dolayı artışı ivmelendirir mi? Ve siz hangi sektörleri ve hisseleri bu dönemde daha çok pozitif görüyorsunuz hocam? Şimdi öncelikle biz aynı politikalar, aynı para politikalarına ve sonrasında da bunu destekleyecek maliye politikalarına devam edersek, yabancı ilgisi Türkiye'ye artarak devam edecek demektir. Yabancı ilgisinin Türkiye'ye artması halinde de likit hisseler onların öncelikle ilgilendiği hisseler olur. Likit hisseler diye baktığımızda da endeksen çok etkilenmeyen derin likit olan hisseler başında bankalar yer alır Murat Bey. O nedenle bankalar her şekilde bundan sonraki dönemde de bizim ön planımızda olacak yabancılar açısından. Yani pozitif yükselişi destekleyecek sektörlerin başında gelecek. Holdingler devamında aynı şekilde pozitif olarak etkilenecek, piyasayı da yukarı çekecek sektörlerin başında olacak diye düşünüyorum. Önümüze 1,5 aylık bir süre var. 1,5 ay, 1,5-2 ay diye bir süreyi bitirirken biz kış döneminden çıkıp yeniden bahara, yani turizm sezonuna doğru dönmeye başlayacağız. Türkiye bu sene Fransa'dan sonra Avrupa'nın en büyük turizm destinasyonlarına sahip olacağı beklenen ülkelerin başında geliyor. Yani Avrupa'da ikinci turist çekecek bölge olarak bekleniyor. Bu da ne demek? Turizmle alakalı ulaştırma sektöründe ciddi şekilde yeniden ön plana çıkması demek olacak. O nedenle ulaştırma sektöründe özellikle Türk Hava Yolları'nın TAV'ı bu tarzda şirketleri ben öne çıkacak diye bekliyorum. Bir de enerji sektörünü, yenilenebilir enerji alanındaki bölümü Türkiye borsası için önümüzdeki dönemin, hatta yılın değil yılların favori sektörlerinin başında olmasını bekliyorum. Bir de işte çimento sektörü, kentsel dönüşüm ve depremle alakalı risklerimiz açısından biz her zaman canlı tutacak olduğumuz alanların başında olacak. İnşaat sektörüne yönelik işte şirketler, çimento, demir çelik önümüzdeki dönemde de yine devam edecek. Tüm dünyada olduğu gibi bilişim sektörü ve bilişim sektörüne hizmet veren şirketler önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'un ortalamalarının çok daha üzerinde bence performanslar gösterecek. Ama tabii zaman zaman onlarda da önceden hızlı hareket edenlerin ara düzeltmeleri yapabileceğini bilmemiz lazım. Yani bu beklentilerimizi pozitif olarak yukarıya doğru sıralarken bunların kesintisiz olarak değil, ara düzeltmelerle, teknik düzeltmelerle yapılmasının daha sağlıklı olacağını bilmemiz lazım. O yüzden işte pozitif beklentimiz olan hisse senetlerinde sonra bir kısmı düşüş olursa neden düştü diye bakmayın. Bu düşüşler her türlü yükseliş esnasında dahi söz konusu olabilir.
aynı durum Amerika borsaları için de söz konusu. Öyle ya da böyle faiz indirimleri bana göre Mart'ta başlamayacak ama Mayıs civarlarında ya da işte 6. ay gibi başlamasını beklediğim için her şekilde faiz indirimleri hem Avrupa'da hem Amerika'da söz konusu olacak. O nedenle onların borsalarında da bunu notlayan, bunu puanlayan işlemleri bundan sonraki dönemlerde göreceğiz. 2024 bence borsalar için çok pozitif bir yıl olacak görüşündeyim. Sadece jeopolitik riskler bu düşüncemi etkileyebilme ihtimaline sahip. Burada da Amerika'nın işte bir takım şeyleri bölge için hazırlaması riski var. Yani hiç ummadığımız şeyler oluyor. Mesela İran başka bir İslam devleti olan Pakistan'a saldırıyor. Evet. Yani tüm batı İran'ın üzerinde bir takım hesaplar yaparken İran hangi akla hizmeten kalkıp da böyle bir şey yapıyor? Bunları anlamak mümkün değil. İşte jeopolitikte böyle hiç planlamadığımız, düşünmediğimiz başka hücreler de ülkelerin içerisinde var Murat Bey. Onlar farklı ülkelerin amaçlarını gerçekleştirmek için ortam yaratıyorlar. Aynı Hamas'ın işte sivillerin bir festivaline yaptığı bir hareketin bir anda İsrail'in Hamas'ı oradan öte Gazze'yi bu boyutta vurabilme ortamı yaratmış olması gibi. Evet. Jeopolitik riskler dışında ben pozitif görüyorum ama jeopolitik riskleri de çok önemli görüyorum Murat Bey. Bölgede tabii demokrasi olmayınca değil mi Orta Doğu'da, o bölgede, o coğrafyada hani Türkiye bu anlamda çok önemli kazanımları ve Cumhuriyetimizin 100. yılında çok değişik bir aslında rol model durumumuz da var ama şimdi o tarafta Pakistan'da ve birçok ülkede demokrasi olmayınca neyin nerede olacağı noktasında çok ciddi endişelerim de var değil mi hocam? Bakıldığı zaman işte Yemen'de Husilerin zaten uzunca bir süredir sürekli olarak ticaret gemileri rotalarına yapmış olduğu saldırıları da tanık olmuştuk ama sonuçta Yemen'de bir demokrasi olmaması, düzenli bir ordusunun olmaması ve birçok ülkede bu anlamda bir işin kontrolden çıkma olasılığını da hep bir gündemde tutuyor gibi sanki. Aynen öyle. Zaten dikkat edin bölgeye. Afganistan, Suriye, Irak, Libya bunlara baktığımız takdirde ne oldu? Yönetimleri değiştikten sonra ülkeler parçalanmaya gitti. Neden? Çünkü diktatörlerle yönetiliyordu. Toplu bir işte devlet hareketi söz konusu olmuyor. Böyle diktatör parçalanmalarında herkes o ülkenin içerisinde kendine bir özerk yapı elde etmeye çalışıyor. O da işte bölgelerde o ülkelerin demokrasiye sahip olmamalarından dolayı her zaman çok ciddi savaşlara açık olması ve parçalanmaya açık olmasına meydan veriyor ki zaten dünya savaşları sonrasında Batı bölgeyi bu şekilde diktatörlerle ya da belli ailelerle demokrasi dışında tutmaya çalıştı ki onların kaynaklarını ömür boyu yıllarca kullanayım, yeri geldiğinde de parçalayıp istediğim yapılanmayı yapayım diye. Demokrasi bütün ülkeler için çok önemli. Bizim ülkemiz için, bu bölgede olduğumuz için çok daha fazla önemli. İşte umarım cumhuriyetin ve demokrasinin önemini bilerek devam ederiz. Yoksa etrafımızda yaşanan şeyler ve sözde müttefikimiz dediğimiz Batı'nın bizim için hesapladığı planların neler olduğunu artık herkesin çok net görüyor olması lazım. Biz güçlü durmazsak bu planlar olmaz olmaz dediğimiz planlar adım adım üzerimizde uygulanmaya kalkışılabilir. Bunu engellemek için de gördüğünüz önceki haftalarda şehit haberleri alıyoruz. Aldığımız şehit haberlerinin sayısı daha da artar. Biz demokrasimize sahip çıkarsak kimseye bir gerekçe olmaz Türkiye üzerinde planını kurabilmek. Bunun için de umarım işte herkes bu zihniyete, sağduyuya sahip olur Murat Bey. Evet, şehitlerimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Artık bu ülkede annelerimizin, ailelerimizin değil mi böyle acı haberleri almaması temennisiyle hepsine tekrardan bu ülkeye yapmış oldukları için teşekkürlerimizi ve Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha tüm şehitlerimize. Şimdi hocam tabii dolar tarafında bakıldığı zaman geçtiğimiz sene çok agresif hedefler vardı ama bu hedeflere oldukça yakın bir dolar fiyatlaması da gördük. Sizce dolar artık yolun sonunda bir yatırım aracı olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ama bakıldığı zaman enflasyona karşı korunmak maksadıyla vatandaşımızda bir tercih. Türkiye'de bir dolarizasyon gerçeği de var. Hatta yastık altındaki doları altını yıllardır siyasetçiler güven telkine de çıkarttırmaya da çalışılıyor. Dolayısıyla dolar bu sene 34 diyen var, 36 diyen var. Reuters beklentilerine baktığın zaman bu medyanda devam ediyor. Sizin beklentiniz nedir? İlk sorum. Bir taraftan da mevduat faizleri böyle bir cazip olmaya da başladı.
KKM'de de zaten yeni girişlerden ziyade artık bir miktar orayı da tamamen azaltıp dolar tarafına yavaş yavaş da peyderpey geçirmeye de çalışıyoruz. Dolayısıyla dolarizasyonun birazcık önünü kesip TL mevduatlarının daha cazip olduğu, Borsa İstanbul'da da işten nispeten geçen yıla göre az olduğu bir dönem diyebilir miyiz? Yoksa tam tersi bir senaryo mu ortaya koyacaksınız? Şimdi yok, doğru söylüyorsunuz, söyledikleriniz doğru. Döviz tevdiatlar aynı zamanda KKM Türkiye açısından Türkiye'nin 650 milyar dolar civarında bir döviz borcu olmasından kaynaklı, 460 milyar dolar civarında döviz borcu olmasından kaynaklı önemli bir risk teşkil eden bir alan. Kur ne kadar artarsa biz zaman zaman %65'ler boyutundaki üretimde ithal mal girdisi kullanma yüzünden bütün enflasyon patlamalarını yaşıyoruz. O nedenle tabii kurun artması Türkiye'nin ekonomisi ve enflasyonunun risklerini sürmesi açısından bizim için istenilen şey değil. Ama şu anda yaşadığımız kur seviyeleri bir seçim olduğu için önümüzde ben baskıyla henüz tutuluyor diye düşünüyorum. Buna karşılık mevduat faizlerini ne kadar arttırmış olursak olalım, mevduat faizleri hem kur için hem borsa için alternatif bir yatırım alanı olarak ortaya çıktı. Fakat yine de seçimler sonrasında politikalarda değişim söz konusu olursa olası bir kur hata olabilir endişesiyle henüz döviz üzerinde mevduat tutanların tam çözülmesini sağlamadı. Ben 2024 mali seçimleri sonrasında kurda 32 civarlarında bir seviyenin oluşabileceğini ya da belki biraz daha üstünün oluşabileceğini düşünüyorum. Yıl sonu için de 38-40'lar civarında bir dolar kurunu görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Fakat şimdi biz maliye politikasıyla da ortodoks politikaları seçimlerden sonra da desteklemeye devam edersek sonraki dönemde biz TL'de bir değerlenme göreceğiz diye düşünüyorum Murat Bey. O nedenle de faizlerimiz işte gelen faiz seviyelerimiz para politikasında da 45 ile 50 civarlarında zirve olacaktır diye düşünüyorum. Sonrasında kurlar belki yıl sonunda bu dediğim para politikalarına ve fiyat istikrarı konusunda bağlılığı sürdürdüğümüz takdirde yabancı girişleri başladığında olması gereken seviyeye göre enflasyon artışına göre artmadığını göreceğiz. Kısmen de TL'nin değerlendiğini göreceğiz. O yüzden şu anda bu belirsizlikler ve seçim riski sürdüğü için mevduat bir yatırım olarak yatırımcılar açısından ön plana çıkmış durumda. Bu da Borsa İstanbul'un kısmen baskı yemesine sebep oluyor. Ama seçimlerden sonra aynı politikalar sürdüğü takdirde faizlerde düşüş yaşanırken kurda yaşanacak yükseliş sonrasında bir döviz girişi başladığında artık kurla ilgili endişeler kalmayan bir ortamda Borsa İstanbul'un sonraki dönemde yeniden yabancı açısından da yerli açısından da öne çıkmasını bekliyorum. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Yani aslında belirsiz diye saydığımız ve siyaseti birazcık arındırdığımız ortamda işler gayet pozitif. Sadece onlar dahil olduğu zaman bu başlıklar değil mi? Hem belirsizlik hem de siyasi konular bir miktar daha gri bir Borsa İstanbul tablosu var. Ama negatif değilsiniz. Düşüşler noktasında bile pozitif tarafta kalmaya devam ediyor Aydın Eroğlu hocamız. Hocam çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz yoksa veda edeceğim size? Sağlığınızı, iyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katılımınız ve desteğiniz için diyelim, yorumlarınız için. Evet, Aydın Eroğlu'ndan sonra bir akademisyene gidelim. Malumunuz bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Hemen bir akademisyen görüşü Profesör Doktor Hüseyin Selimler hocamız olacak karşımızda. Hocam hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum. Nasılsınız? Halit Uruhiyeniz. Sağ olun. Size de geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Odayı mı değiştirdiniz üniversitede yoksa evden mi bağlanıyordunuz? Aynı. Evden de bağlanıyorum. Üniversitede bugün üniversiteyim. Ha, oda değişmiyor ama değil mi? Profesör olunca aynı odada mı kalıyorsunuz hocam? Aynen. Anladım. Neyse ben sadece soru sordum. Yani bir beklenti sunmamış oldum. Bugün izleyicilerimiz acayip kızgın. Böyle bir iddialarla ilgili sorular sorduğumuz zaman o taraf başka bir şey yoruyor. Bu taraf başka bir şey. Yani şu çok net görüyorum, ülkede çok ayrışmışız. Yani hep bir tarafı olmaya çalışıyoruz. Ya bu insanlar vatanın evladı diye birbirimize bakmıyoruz. Hep böyle birbirimizi bir tarafa itmek, böyle bir gammazlık aramak, illa böyle bir art niyet aramak yapmamamız lazım. Biz ne zaman hocam bu samimiyetimizi, birbirimize olan güvenimizi kaybettik gerçekten? Evet, son zamanlarda siyasi olarak ayrıştık. Ekonomik
verilerde kötülük, örneğin bir gram altının çeyreğe yükselmesi, insanlar artık düğünlerde birbirini de göremez oldu. Evet. Gıda fiyatları yüksek, insanlar artık aile olarak kaynaşıp yemek yeme gibi kavramları da uzaklaşmaya başladı. Yani ekonomik hayat insanları kapalı aile ekonomisine yöneltti. Herkes artık dışa açılamıyor, maliyetli. Geleceğe karamsar bakıyor. Tüm bunlar insanlardaki yaşama enerjisini düşürüyor. Duyguya da yansıyor değil mi doğal hocam? Olarak. Aynen. Tabii ki. O zaman tabii Merkez Bankası'nın burada rolü çok daha önemli. Şimdi biz enflasyondan dolayı gerçekten de Türkiye olarak kalitesiz yaşıyoruz. Soframıza koyduğumuz her ürün kalitesizleşmeye başlıyor değil mi? Yoğurdu bile baktığımız zaman işte şu markanın değil de o markayı mı alsak diye. Peyniri başka yerden, eti başka yerden, işte bakliyatını başka yerden alan insanlar tanıyorum artık, vatandaşlarımızı tanıyorum. Çünkü o markette örnek veriyorum beyaz peynir ya da işte süt ve süt ürünleri daha uygunken et ve diğer ürünleri de başka yerden alabiliyorlar. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani bizim tenceremizi ve cebimizi yönetilmesi. Enflasyon dediğimiz zaten cebimizdeki paranın her gün kim olduğu bilinmez bir kişi tarafından çalınması da anlamına geliyor. Paramız da eriyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu anlamda çok daha büyük misyonu var sanırım değil mi hocam? Bu açıdan bakmak gerekiyor. Tabii Merkez Bankası temel amacı fiyat istikrarını sağlamak. Fiyat istikrarını sağlarken de işte uygulayacağı para politikasını belirleyip ülkede satın alma gücünü koruyacak. Faizleri belli seviyelerde tutacak ya da en azından ülke ekonomisini denge tutacak şekilde ayarlaması gerekiyor. Bu da fiyat istikrarı sağlaması önemli. Fiyat istikrarı deyince tabii ki biz enflasyon sıfır seviyelerde olması değil. Ne tanım olarak nedir? Ekonomik karar birimlerinin karar almada dikkate almayacağı derece düşük ve istikrarlı. Yani biz %5'ler hedefimiz derken Amerika %2'yi tutturamadık diye ne yapıyor? Vergasını ediyor. Dolayısıyla o ülkenin gerçekleriyle ilgili oranlar neyse onu daha aşağı çekip insanın satın alma gücünü iyileştirmek. Çünkü hep söylüyorum enflasyon bir makroekonomik gösterge değil, artık bir sosyal gösterge. Biz ona baktığımız zaman işte biraz önce konuştuğumuz gibi kiralar, gıda, eğitim, sağlık her şeyimizi artık etkiliyor. Yani yaşamımızı etkiliyor. Sadece bir oran değil, sadece maaşlarımızın artışına dikkate aldığımız bir oran değil. Yaşamımızın ve yaşam kalitemizi de çok yakından etkilen bir oran. Merkez Bankası'nın aldığı kararlar bu açıdan da önemli. Çünkü Merkez Bankası'nın aldığı bu faiz kararı veya kullanılan araçlar piyasayı etkiliyor. Piyasa için bir gösterge olma özelliği var. Bu da yaptığı, attığı her adımı da piyasa takip ediyor. Dolayısıyla enflasyon konusundaki de alacağı kararlar veyahut da bu amaca ulaşmak için kullanacağı araçlar da bizi çok yakından halk olarak da ilgilendiriyor. Şimdi ben hafta sonu doktoruma gittim. Daha doğrusu geçtiğimiz hafta. Tabii o tarafta bir taraftan şeyi hesaplamaya çalışıyorum. Muayene parası, profesör gitmiş olduğum doktor. Tabii helal olsun, çok gerçekten alanında çok iyi bir doktor. Yani onların hakkı ödenemez. Ama sadece ülkedeki zammın ve artık bu hayat pahalılığının etkisini konuşmak için. Yani insanlar bazen şey yapabiliyor, tepki gösterebiliyor ama sadece piyasaya doların artması, Borsa İstanbul'un yükselmesi olarak değil, bir hayat mücadelesi olarak, bir gösterge olarak da yorumlamak lazım. Yoksa teknik kısmını ben burada bir saat sizinle de değil mi hocam? Diğer konuklarımızla da sıkıcı bir şekilde anlatabilirim. Ben birazcık daha işin makro tarafını da konuşmak istiyorum. 1700 liradan yani 1660 liradan randevu normalde alabiliyorduk. Hocanın hani hocayla görüşü alabilmem için randevu parası. O gün işim çıktı. Ötelemek zorunda kaldım. Gelecek haftaya sarktı ve arada sadece hafta sonu gerçekleşti. 2660 liraya yükselmiş. Yani yaklaşık olarak bir muayene parası 800 liradan 900 liradan fazla artıyor. Şimdi bu ülkenin bu dinamiklerini de, bu zamları da konuşmadan dolar ne olur, yok işte yatırımımız ne olur konuşmak bence çok abesle iştikal olur. Yani ben piyasanın içinden gelen biri olarak bazı izleyicilerimize eleştiriyor. Çok böyle hayata dair örnekler veriliyor ama şimdi bu kadar büyük zam fulyasının olduğu, ilkokulların bile başlangıç fiyatına Merkez Milli Eğitim Bakanlığı'nın karışamadı ve %200'lerin üzerinde zamların olduğu bir ülkede. Biz bu enflasyonu nasıl yöneteceğiz hocam? Bir de talep hala sıcak mı sizce? Her şeye rağmen yine tüketen bir Türk halkı mı var? Evet, dediğiniz gibi şimdi ekonomik anlamda bazı verileri reel kesim için, banka için konuşursak ufak tefek sorunlar var tabii ki. Ama vatandaş için konuşmamız da önemli. Çünkü sonuçta 16 milyon emekli var, 8 milyon asgari ücretli var, 3 milyon üzerinde işsiz sayısı var. Bunlara, ki bunlar kayıtlı işsiz.
Dolayısıyla bizim bu tarafı konuşmamız da önemli. Şimdi enflasyon, evet, enflasyon açısından Merkez Bankası'nın veyahut da Hazine Maliye Bakanı'nın attığı bazı adımlarda özellikle hane halkı tüketimini kesmeye yönelik değil. Sebebi de şu: enflasyonu kontrol altına alabilmek, yani talebi kısmak. Ama baktığımız zaman tabii talep enflasyonunun, şu an konuştuğumuz enflasyon içerisindeki payı ne? Ağırlık maliyet enflasyonu, işte kurların artması, yurt dışından ithal edilen sermaye ve ara malların fiyatlarından yurt içi üretilen mal ve hizmetin içine katarak fiyatları yükseltmesi, tüm bunlar önemli. Vergiler önemli, petrol fiyatlarındaki artışlar bizim enflasyondaki önemli etkiler. Şimdi biz bunlara bakmamız daha ziyade önemli. Tüketim tarafına baktığımız zaman şu var: tüketim şu an Türkiye'de büyümenin temel dinamiklerinden biri. Yani hane halkı tüketimi Türkiye'deki büyümeyi destekleyen önemli bir faktör. Ama gerçekten tüketim ya da talep bu kadar canlı mı? Ya ben sadece alışveriş merkezlerinde gıda reyonlarına bakarak buna karar vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü insanın satın alma gücü erimiş. Geçen sene aldığı mal ve hizmetleri bu sene %50'ler, %60'lar seviyesinde yapılan artışa rağmen aldığını düşünmüyorum. İşte belirttiğiniz gibi bir muayene ücretinin artışı, bir okul yemek ücretleri, servis ücretlerinin dahi artması normal şartlarda bir insanın çalışan insanın karşılayabileceği rakamlar değil. Dolayısıyla biz tüketimi kısarak ancak satın alma gücü ile eriyen yaşam kalitesini, tüketimi hükümet tarafından da kısılması yoluyla o kalitesinin daha da düşeceğini görüyoruz. Neden? İnsanların geliri reel olarak azaldığı zaman elindeki parayı nereye harcayacak? Daha ziyade gıda, kira, giyim gibi temel ihtiyaçlarını harcayacak. Artık daha üst seviyeden kültürel harcamaları gibi bu harcama zaten artık yok denecek kadar az. Biz talebi kısmakla insanların normal yaşamını sürdürmek için gerekli temel alanları olan harcamanın da kısma eğiliminde oluyoruz. Bu da sürdürülebilir değil. Hocam, eleştirilerin odağındaki Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'la ilgili iddialar da var. Sayın Erkan bu iddiaları yalanladı. Şimdi Merkez Bankası'nın tabii uzunca bir süredir Sayın Erkan'ı da şu açıdan tebrik etmek lazım. Bir kere Türkiye'deki ilk defa bu koltuğa geçen bir kadın olarak, değil mi, görevine başladı ve bence şu açıdan da kıymetliydi. En azından ortodoks politikaları Sayın Cumhurbaşkanı ikna edecek heyet arasında yer aldı Sayın Şimşek'le birlikte. Hani doğrusu budur, en azından enflasyonu biz bu şekilde yönetebiliriz diye. Ancak şimdi kendisiyle ilgili tabii iddialar var. Özellikle ailesiyle işe geldiği, işte babasının personelle sorun yaşadığı gibi gibi iddialar var. Kendisini özellikle işte Noel'den önce mi, Christmas döneminde mi Amerika'ya gidip gitmedi ya da Merkez Bankası'nın görevi dahilinde mi bu yurt dışı temasları yapması, bunlar da tartışılıyor. Merkez Bankası Başkanı'nın tüm konuşmaları aslında deşifre edilmesi lazım. Yanındaki heyet tarafından ve kayıt altına tutulması lazım. Dolayısıyla bu anlamda biz biraz şeffaflığımızı kaçırdık mı? Bir taraftan da kurumsallaşmayı çok tartışıyorduk. Türkiye'de kurumsal çatının onarılması, kurumların ahenkli, birbiriyle uyumlu, aynı zamanda görev sahasını özgürce ve bağımsızca gerçekleştirmesi anlamında, ama kurumsallaşma hiç bu kadar aile tartışmasından başlayacağımızı da açıkçası akıl edememiştim, ama ne dersiniz? Yani bu kurumsal kimliği Türkiye'nin bakış açısı noktasında bir tartışma yaratır mı? Yoksa bu her Merkez Bankası'nda yaşanabilecek bir tartışma olarak bakmak ve bu hafta Merkez Bankası'nın kararına odaklanmak mı gerekir? Ne dersiniz? Evet, ilk önce şöyle söyleyeyim. Tabii ki şeffaflık önemli, çünkü özellikle Hazine Maliye Bakanı da görev verirken şeffaflık vurgusu yapmıştı. Dolayısıyla daha önce zaten Merkez Bankası rezervler konusunda bazı soru işaretleri vardı. Yeni yönetimlerden de şeffaflık bekleniyor. Özellikle yurt dışına Merkez Bankası para aramaya gitmez. Evet, ama kendi ülkesini verilerini tanıtabilir, toplantılara katılabilir. Ama tabii içeriğini bilmiyoruz. İşte 50 trilyon dolar gelecek gibi böyle ilginç manşetler görünce o zaman oralarda neler konuşulduğunu doğal olarak merak ediyoruz. Arkasından da istenilen tarlar, tabii 50 trilyon geleceği yok ama belli tarzda akış beklenirken gelmemesi tabii soru işareti. İkincisi kurumsallaşma. Şimdi biz bu kurumsallaşmaya karşı olan bu eylemleri biz çeşitli belediyelerde, kamu kurumlarında gördük ama Merkez Bankası'nı pek duymadık Türkiye'de. Merkez Bankası'nı ilk defa. Tabii ki şu an bir söylem iddialardan ibaret. Ama kanıtlanabilecek iddialar bunlar. Sonuçta tarafları belli, şikayet edenler belli, muhatabı belli. Bunlar açıklığa kavuşturmalı ama her halükarda
olması veya olmaması olumsuz etki neden? Merkez Bankası hakkında ilk defa bu türlü söylemler gündeme geliyor birincisi. İkincisi eğer gerçek olması halinde daha da kötü neden? Sonuçta bu türlü bir güven kaybı oluştuktan sonra Merkez Bankası başkanlarında göreve kalması çok da sağlıklı değil. Ama yurt dışındaki özellikle kurumların derecelendirme yaparken ya da Türkiye ilişkin projeksiyonlarını yaparken önemli vurgularından biri neydi? Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, yöneticinin aldığı kararlar, işte faiz artış ve azalışla ilgili yorumlarıydı. Bu anlamda en azından bir istikrar oturmuşken Merkez Bankası faiz artışına gitmiş, piyasalarda bunların etkilerini hissedeceğimiz bir zamanda böyle bir olayların gündeme gelmesi ilginç. Yani bu olay gerçek olsun veya olmasın her iki durumda da Merkez Bankası ve Merkez Bankası Başkanı için de olumsuz bir süreç. Bu arka planda neler var? Görevden ayrılmasını mı tetiklemek istiyorlar ya da başka bir şey mi zaman gösterecek ama gelişmeler kurumsallaşma adına özellikle Merkez Bankası adına olumsuz bence. Evet, şimdi hocam ne bekliyorsunuz peki? 250 baz puan faiz arttırıp bekle göre geçer diliyor piyasalarda. Mevduat sizce enflasyon noktasında enflasyon ve dolarizasyonu önleme anlamında bir tampon sağlayacak mı? Mevduat faizleri sanki yavaş yavaş oraya doğru bir ilgi de artıyor. Ve sizin Merkez Bankası senaryonuz nedir? Bir taraftan da şu anda global koşullar, arizi şartlar bize tersten mi esiyor yoksa hani bakıldığı zaman Edirne üzerinden normal ülke sınırlarına mı gidiyor? Tabii şimdi baktığımız zaman beklenti 250 baz puan. Yani %45'e ulaş zaman orada belli bir süre, en azından 2024'ün son çeyreğine kadar bu 45 seviyelerine kalacağını bekliyoruz. Ya yani bekleniyor ağırlık olarak görüşler bu şekilde. Bu da zaten eğer 2024 yılı içerisindeki Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini %36, belki tavan %42, bu şekilde verilen mesajda 45'e çıkartıldığı zaman da pozitif reel faiz alanında bulunduğu şekilde yorumlayacaklar. Ve bu da ön plana çıkmış olacak. Tabii ki şimdi Merkez Bankası'nın bu alacağı karar piyasada gösterge olma özelliği olduğu takdirde mevduat faizi yukarıya çekmesi gerekiyordu. Özellikle kur korumalı mevduattan çıkış stratejisi uygulanırken özellikle kur korumalı mevduattan TL'ye geçen mevduatlar için, TL mevduatlar için %60'lar seviyesinde faizler de verildi. Ama son dönemde bakıyoruz mevduat faizleri %48 seviyelerinden 45'lere doğru gerilemeye başladı. Tabii bu piyasada seçim öncesi bir atmosfer. Neden? Merkez Bankası'nın faizleri arttırdığı, sıkılaşma sürecine girildiği bir dönemde mevduat faizlerinin bu şekilde düşme eğiliminde olmaması gerekiyor. Çünkü hala kur korumalı mevduattan çıkılması gerekiyor. Birçok yatırım aracı enflasyonun altında yani negatif reel faiz veriyor. Yatırımcıları da bu şekilde sağa sola dağılmaması almaya karar verirken en azından daha bilinçli hareket edilmesi gerekir. Ama burada baktığı zaman yatırımcılarda birçok getiri negatif. Şimdi eğer seçim öncesi piyasada özellikle yıl sonu itibariyle bankaların finansal tablolarındaki verilerin geçmiş yılla karşılaştığımız zaman daha başarılı görülebilmesi konusunda bazen hedefleri tutturma konusunda mevduat yarışı olabiliyor. Buradan yıl sonu itibariyle biraz faize yüksek olmasını anlayabiliyoruz. Bir. İkincisi politika faizi yükselirken doğal olarak mevduat faizlerin yüksek seviyelerde olması gerekiyordu. 2-3 seçim öncesi bir süreç var. Dolayısıyla hala piyasada biraz para bolluğu var. Yani sıkılaştırmadan bahsetsek bile bu yeterinceğini sağlanmış değil. Bu da piyasada paranın bol olduğu durumda ve bankaların da kredi verme gibi bir yarış için olmadığını düşündüğümüz zaman mevduatı yüksek faiz almak konusunda fazla da böyle rekabetçi değil. Dolayısıyla bunlar faiz oranını aşağı çekecek. Ama seçim sonrası süreç daha farklı olabilir. Eğer gerçekten hükümet seçim öncesi yapmış olduğu parasal bollaşmayı seçim sonrası gerçekten kıstığı bir süreçte Merkez Bankası faizlerinde %45'ler seviyesinde uzunca bir süreden 2024'ün sonlarına kadar kaldığı bir durumda kur korumalı mevduattan çözülme devam ettiği için ben mevduat faizlerinin de %45'ler altına fazla ineceğini düşünüyorum ya da düşmemesi gerekiyor açıkçası. Hocam her seçim döneminde şunu konuşuyoruz. Yani kamusal harcamaların değil mi genişleyici para maliye politikalarının artması. Şimdi merkez bir taraftan
kısmaya çalışırken bu taraftan kamusal tarafta kısılıyor. Tabii Sayın Şimşek tasarrufu isteyen ve kamuda tasarrufu da isteyen taraf. Ancak seçim öncesi Sayın Şimşek'in talepleri ne kadar yerine getirilebiliyor onu da bilmiyoruz. Ama şimdi bakıldığı zaman her seçim döneminde biz şunu çok tartışıyoruz ülkece. Kamu bankaları üzerinden dolar baskılanıyor, borsa tutuluyor gibi. Böyle bir şey seziniyor musunuz? Dolardaki kotasyonlardan ve fiyatlamalardan anladınız. Çünkü bu dolar her tutulmaya çalışıldığı zaman bize yol köprü olarak değil ama daha yüksek kademelerle dolar olarak maalesef dönüyor. Bu da enflasyona sebebiyet veriyor. Dolayısıyla hani varsa böyle bir şey ne olur tutmasınlar değil mi? Yani serbest piyasada dalgalanması sanki daha böyle ülkenin hayrına gibi, ne dersiniz? Tabii dediğiniz gibi serbest piyasa ise arz ve talebe göre belirlenmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de enflasyonun temel dinamiklerinden biri de kur geçişi. Yani kurlardaki artış doğal da bizim enflasyonumuzu da yukarıya çekiyor. Baktığımız zaman özellikle 2021 yıl sonu itibariyle %14'ler seviyesine tutulmaya çalışıldı kur korumalı mevduatla. Daha sonra bir sıçradı %17-19 bandında seçim öncesi. Şu anda 29-30 lira civarında seyrediyor. Yani Merkez Bankası zaten bunu kabul ettiler. Yani baskılandı. Kamu bankaları aracılığıyla bu da yapıldı. Şu anda Merkez Bankası rezervleri 140 milyar dolar civarında. Yani bir iki yıl önceye göre biraz daha iyi seviyelerde. Bu da piyasada kura müdahale için daha eli daha güçlü. Ve zaten yıl orta vadeli planda da 2024 yıl sonunda 36 lira ortalama seviye. Yani bu Aralık ayında da 42 lira civarında bir kapanışa dengeleyecek şekilde bir kur beklentisi var. Şu anda geldiği seviyelere baktığımız zaman yani her ay böyle 1 lira artacak şekilde bir süreçteyiz. Dolayısıyla yani geçmişteki gibi çok fazla baskılandığını düşünmüyorum ama seçim süreci bunu biraz daha etkili hale getiriyor. Yani seçimden sonraki seviye seçim öncesi gerçekten ne kadar baskılandığı konusunda bize bir gösterge olacak. Seçimden sonra bu kurlarda daha hareketler onun olmasını bekliyoruz. Neden? Enflasyon Mayıs'a kadar yükselecek. Politika faizi de en azından beklenilen şekilde en üst seviyede olduğu bir durumda kurların da bu seviyelerde kalma imkanı maalesef olmayacak. Hocam 1 milyon dolarlık soru soracağım. Süre başladı. 1 milyon dolar kazanabilirsiniz bu programda. Tabii biz TL olarak veriyoruz. Dolarizasyona hayır. Şimdi diyelim ki seçim atlatıldı. Yani yerel seçimle zaten konuşmamız şaka gibi diyorum ya. Bu ülkedeki gündeme aklı selim yorum yapmaya çalıştığım zaman eleştiri alıyorum. Hani o yüzden ülkedeki gündeme uygun bir dil de kullanmam lazım ama ben onu hala daha tespit edemedim. Umarım yapay zeka bulur böyle bir dil, böyle bir hani bakıldığı zaman lirik diyelim. Ama şunu sormak isterim. Seçimler bitti diyelim. Seçimlerden sonra belli ki Sayın Erkan da zaten faiz anlamında görevini tamamladı gibi. Hani bu toplantıda yapar, sonra belki bir tane daha yapar. Hani Sayın Erkan'ın açıklamalarını takip ediyoruz. Bu arada editörümüz sevgili Latif Albayrak da mutlaka takip ediyor. Herhangi bir açıklama gelirse de mesleğimiz gereği de onu da aktaralım. Çünkü iddialara bir yanıt gelirse de basına Sayın Erkan'dan hani es geçmiş olmuyor. Bu defa başka bir nokta çünkü tek taraflı bir yayıncılık yapmış oluruz. Şimdi böyle bir arizi şarttan dolayı Ankara Sayın Erkan'la yol ayrımına gider mi? Zaten görevini tamamlamıştı ama bu tarafta tekrar nasıl ve faiz indirimle piyasanın desteklenmesini tartışır mıyız? Çünkü bir taraftan da sektör temsilcileri, iş adamları bu faiz ortamında yatırım yapmanın zor olduğundan tekrar şikayet ediyorlar. Tabii ki sadece Türkiye'de, dünyada da faiz oranı yüksekliği reel kesimde finansmana ulaşımını kısıtladı ya da ulaştıkları paranın da maliyeti arttı. Dolayısıyla krediler konusunda da bankalar çok da istekli değil. Yani tüketici kredisi, konut kredisi faiz oranları o kredileri kullanılacak gibi değil. Ve reel kesimde de aynı sıkıntı var. Ve döviz borcu olan firmalar için de ayrıca bir sıkıntı. Birçok makro ihtiyati politikalarla firmaların da finansmana ulaşımı zamanlar kısıtlandı. Şimdi seçimden sonra Hafize Hanım'la ilgili ne karar verilir? Evet, sadece görevi Merkez Bankası faiz arttırmak mıydı? Yani Şahap Kavcıoğlu'ndan da isteselerdi aynı faiz oranlarını arttırabilirdi. Çünkü sonuçta sadece Merkez Bankası'nın vermiş olduğu bir karar değil. Ama yani Şahap Hoca indirimi savunuyordu. Yani gazetede de onu yazıyordu ama politik olarak da. Hani o yüzden göreve gelmişti. Yok, aslında benim görüşüm şu.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın talebi zaten faiz arttırım konusu değil, indirim konusuydu. Doğal olarak oradaki Merkez Bankası Başkanı da yapacağı temel buydu. Yani tam tersi belki bir görüşe faiz arttırım konusunda. Belki bu kadar hocam, böyle sözünüzü kesiyor gibi olayım. Çok özür dilerim, saygısı da yapmak istemem ama. Hani Şahap Hoca ile Şahap Kavcıoğlu hocamızla devam edilseydi belki piyasalara kredibilite anlamında belki güven. Bu hani bir yenilenme, seçim tabii sonrası ki. İşte ortodoksa döndük, işte ekibim de yeni gibi bir mesaj da olabilir yani. Sayın Erkan'ın bu anlamda... Amerika'dan gelmesi sanırım değil mi? Yani resim olarak doğru bir resim aslında. Dediğiniz doğru, şey anlamda doğru. Yani Şahap Bey'den istediler de mi arttırma değil. Bu yeni bir ekiple ve daha önce bu kararla veriyordu. Şimdi yeni bir ekiple, yeni bir politika, faiz arttırma. Bu hava değişikliğiyle birlikte verilen bir karar. Çünkü Şahap Kavcıoğlu görevden ayrıldı ama aynı üyelerle zaten faiz artış kararı verildi. BDDK'ya geçti zaten. Orada bir hükümetin ve değil mi? Bakıldığı zaman bir duruş değişikliği aslında görmüyoruz. Yine orada düşük faiz ortamında bankacılığın ve finans yapısının devam etmesi gerektiğinde bir teyidi de aslında Şahap hocamızın, Şahap Bey'in oraya geçmesi, özür dilerim. İlk faiz artış kararını veren diğer üyeler zaten aynıydı. Hı-hı. Dolayısıyla yani ben orada dediğiniz gibi Sayın Şimşek'in veyahut da Arıza Hanım'ın oraya gelmesi yeni bir anlayış, yeni bir ekip, yeni bir motivasyon şeklinde dışarıya karşı bir mesaj verilmesi konusunda etkili oldu. Yoksa alınan kararları sadece burası aldı ama tabii Sayın Mehmet Şimşek'in bazı konularda daha sıkılaştırıcı politikalar benimsediği ortada. Ama seçimden sonra ne olur? Tabii seçimin kararlarına bağlı olabilir ama Merkez Bankası'ndaki son günlerdeki konuşmaların kurumsallaşma ilişkin bunların da netleşmesi gerekiyor. Ama yurt dışında beklenen tabii ki istikrarlı bir Merkez Bankası ve şu ana kadar alınan kararların da sürdürülebilir olması önemli bir gösterge olacak. Hocam iki dakikamız kaldı ama ben nacizane şunu görüyorum. Seçim bitti. İşte 11. defa Sayın Cumhurbaşkanı seçimi kazandı. Hani sevindiğim nokta evet bir fantazi ya da bir aslında Türkiye bir laboratuvar çalışması örnek olacak şekilde faiz indirerek enflasyonu indirmeye çalıştık. Ampirik bir uygulamaya bu ülke sahne oldu. Ancak bakıldığında sonrasında aynı hükümet tekrar değil mi? Kendi zaten hani uygulamış olduğu politikanın tam tersini şey yaparak hatasını bir yerde kabul etmiş de oldu diye görüyorum. Şimdi gelinen noktada yeni dönemde işte Sayın Cumhurbaşkanı 11. defa seçildikten sonra acaba bu enflasyonun faturasını kim ödeyecek diye tartışmalar vardı. Ben çok iyi biliyordum yani biz hep ödeyeceğiz vatandaşı olarak. Şu anda gördüğümüz noktada bir kamu harcaması, bir işte bakıldığı zaman masraflardan kısma ya da kamusal harcamana kısılması noktasında çok bir adım gelmedi. Yine emekliye %10'luk bir zam var. İşte bakıldığı zaman Bağkurlu yine enflasyon altında eziliyor. Biz bunu vergi olarak ödüyoruz. Gelirimiz hani artsa bile çok daha büyük bir şekilde zamlar, kira zamları ya da market tarafları artıyor. Dolayısıyla bu enflasyonun acı reçetesini vatandaş ödüyor, kamu ödemiyor diyebilir miyiz şu anda? Ya kamu zaten ödemez. Kamu ne yapar? Harcamalarını ona göre arttırır. Karşılamak için de vergileri veya diğer geliri arttırmaya çalışır. İşte niye? En azından kamusal emekleri yapılan... bir şey yok mu hocam? Masraflar yok mu yani Ankara'da? Hayır, masrafları var. Yani onları şöyle kısmaya çalışmaz. Onları yine harcamaya çalışır. Vergi gelirleri telafi etmeye çalışır. Çünkü işveren olsun, devlet kesimi olsun bu yükleri karşı tarafa aktarabilecek özelliğe sahip. Yani bir reel sektör fiyatlarını arttırarak üzerindeki maliyeti aktarabilir. Ancak burada kimin üzerinde kalıyor? Çalışanlar, sabit gelirler. Yani emekliler, asgari ücretler enflasyondan uğramış olduğu tahribatı sadece karşı taraftan maaş artışlarının daha yüksek yapılması isteyerek yerine getirmeye çalışır. O da istenildiği tarzda değil, devletin ve işverenin vereceği orana bağlı. Dolayısıyla enflasyondan dolayı bu yükü katlanan ve bundan dolayı acı çeken tek kesim sabit gelirli ve çalışan kesimler. Aynen. Evet, yedik içtik sanırım doyduk. Hesabı kim ödeyecek? Hesabı biz ödeyecek tabii. Değil mi? Adisyonun adresi değişmiyor. Hesap kaparık. Ben bakalım. Alacağım 1 milyon üzerinden öderim, merak etme. Aman hocam durun, şimdi o piyasada zaten rezervler noktası tartışmalar var. Siz de tartışmayı bu açıdan körüklemeyin. Sevgiler, saygılar. Profesör Doktor Hüseyin Selimler'le birlikte konuştuk efendim. Kısa bir tabii araya gitmekte fayda var. Bir nefes alalım. Sonra doları, borsayı sizin talepleriniz doğrultusunda bolca masaya yatırmaya devam edeceğiz reklamlardan sonra.
İlk seans devam ediyor efendim. Seans açıldı. Bir hemen yönetmenimiz Sunay Hanım'dan bir Borsa İstanbul'un rakamlarına bakalım. Çok böyle muhabbet arasında gözücüyle de Borsa İstanbul'a bir ara ara baktık ama 8000 puan seviyesi üzerinde bir tutunma çabası var. Haftanın ilk işlem gününde 8023 puana kadar gelmiş, hatta 24 puan artmış, %34 kadar yön yukarıda. Dolarda da yön yukarıda. 2 kuruş arttı. Borsa İstanbul artınca, açılınca borsa dolar tarafında da hacimlerin biraz arttığını gördük. Hem VIOP dolar kontratlarında hem de işte bakıldığında spotta dolar artıda ve gram altın fiyatları da 2000 liranın altında 1956 TL seviyesinde diyelim. Ons altın fiyatlarına da bir bakalım. O tarafta da özellikle global tarafta tabii Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirimi çok tartışılıyor ve bu faiz indiriminde çok da emin olmadan, çok da böyle hemen alelacele bir karar da vermek de istemiyor piyasa uzmanları. 2021 dolardan geçiyor. Gümüş fiyatları da 22.14'ten ons fiyatı dolardan geçiyor. Ons gümüş, ancak gümüş bir türlü böyle sanki istenen hareketi de yapamadı gibi uzunca bir süredir gümüş deniliyor. Bilmiyorum, haksız mıyım İslam Bey? Hoş geldiniz. İslam Memiş olacak karşımızda. Altın ve para piyasaları uzmanı. Hoş geldiniz efendim. İyi haftalar diliyorum. Böyle hep gümüş gümüş diyoruz ama gümüş de sanki böyle yerinde sayıyorum. Mehter takımı formasyonu gibi değil mi? Yani iki ileri bir geri mi derler? Ne dersiniz? Evet, rasyodan kaynaklı gümüş tarafında iyi bir performans görmedik ama bu açığını 2024 yılında kapatabilir. Özellikle ETF'lerdeki çıkışlara baktığımız zaman, fiziki taleplere baktığımız zaman yine performans tarafında, rasyo tarafında 2024 yılında 72 seviyesini bekliyor olacağım. FED'e kadar bir baskı altında kalma olasılığı var. Aşağıda 21.50 destek seviyesi var bu hafta için. Ama bu düşüşlerin, bu baskılanmanın da bir fırsat verdiğini şahsen düşünüyorum. 2024'de ben ilk defa çalışıyorum. 2024'de benim için daha yeni başlıyor. 2024'de evet. Şartlarına şimdi global anlamda baktığınız zaman kıymetli metaller altın öncülünde diyelim. Öncülünde nasıl bir sene bekliyor? Avantajlı bir sene mi? Enflasyonu daha az çok konuşacak olmamız, daha az faiz artırımı konuşacak olmamız özellikle ons altın fiyatlarına sizce nasıl yansıyacak İslam Bey? Geride bıraktığımız 3 yıla baktığımız zaman altın ciddi anlamda zaten baskı altında kaldığını düşünüyorum. Özellikle jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının faiz kararları zaten baskı altında bırakmıştı. Yani değerinin altında kalmaya devam etti değerli metaller. Tabii altın puslu havaları seviyor. Jeopolitik gerilimleri seviyor, enflasyonu seviyor, küresel ekonomik belirsizlikleri seviyor. Ama sonuca baktığımız zaman da 2070 dolar seviyesinin yukarı yönünü kıramadı. 2024 yılında altının altın çağını yaşayacağını ben tahmin ediyorum. Özellikle merkez bankalarının faiz indirme politikaları, yine jeopolitik gerilimlerin devam etmesi, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin yine sürüyor olması burada önemli etkenler olacaktır. 2024 yılındaki performansını ben ons altın tarafında ilk yarıda 2150 dolar, ikinci yarıda 2350 dolar seviyesinde bir yükseliş öngörüm var. Bu öngörümü halen devam ettiriyorum. Önemli bir nokta dediniz. Altının altın çağı olacak dediniz ki evet. Altın uzunca bir süredir aslında değil mi hocam bakıldığında iyi bir evet. Seviyede global anlamda hem dolar bazında kazandırdı hem de tabii doların maalesef artışına bağlı olarak da gram altın fiyatları da kazandırmıştı. İki çeyreğe böldünüz, 2200 dolara kadar bir potansiyel verdiniz. Hatta altının çıkarma maliyetine baktığımız zaman bir iskonto da söz konusuydu enflasyondan dolayı değil mi? Madenden işte işlenmesine kadar, sizin işte raflarınıza gelmesine kadar. Evet, evet. Dolayısıyla o iskontoyu da baz alıyor musunuz fiyata koyarken? Kesinlikle şu anda resmi kur tarafıyla serbest piyasa arasında zaten bir işçilik fiyat farklı zaten var. Özellikle ithalat tarafına gelen kota ile birlikte ilk zamanlar, bu kotanın açıklandığı ilk zamanlar 3000 dolar seviyesine kadar bir işçilik söz konusu oldu. Şu anda bu işçiliklerin halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Gram altın tarafında 2065 lira seviyesi var şu an itibariyle. Bu işçilikler halen devam ediyor. İşçilik maliyetleri bu yıl boyunca devam edeceğini ben tahmin ediyorum. Tabii çıkartma maliyetleri enflasyon nedeniyle yine artmaya devam ediyor. Bu da altının ucuz kaldığını bize göstermiş oluyor. Her iki sebepten dolayı altın hem dünyada hem Türkiye'de ucuz kalmayı sürdürdüğünü söyleyebilirim. İslam Bey, şimdi tabii KKM enteresan bir modeldi. Tabii o evet, dönem evet. Sayın Bakan'ın
Sayın Bakan Nebati'nin değil mi uygulamış olduğu politikada bir dolar talebinin önünü kırmak için böyle bir şey gerekiyordu. Yani politikanın doğru olup olmadığından ziyade teknik anlamda doların önünü kırabilmek anlamında bir KKM gibi sistem barometre konuldu. Ama o tabii ciddi bir dolarizasyonun da TL olarak dolar talebinin devam ettiğini de gösteren önemli bir enstrümandı. Tabii KKM'ye herkes evet. para yatıramayabiliyordu ama o tarafta özellikle altına KKM'den dolayı ekstra bir ilgisi oldu mu Türklerin, biz vatandaşların, Türkiyelilerin? Çünkü bakıldığı zaman biz bu coğrafyada altını seviyoruz hem birçok sebepten dolayı diyelim. Dolayısıyla orada bir ek bir talep gördünüz mü yoksa fiyattan dolayı talepte bir düşüş oldu mu? İlk sorum. Bir taraftan da KKM'den artık yavaş yavaş çıkma ibarelerini görüyoruz. Bir taraftan da Türk lirası mevduatlarının çok daha cazip, çok daha portföylerde ağırlık kazandığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu gram altına olan ilgi ve alakayı bu sene nasıl etkileyecek sizce? Şimdi iki türlü yatırımcı var altın tarafında. Özellikle fiziki altın alımı yapanlar, gelenekçiler var. Bunlar sürekli fiziki altın talebini devam ettiriyorlar. Eline geçen parayla altın almaya devam ediyorlar. Diğer sanal ortamda, bankacılık uygulamasında yine altın biriktirenler de geçen yıl KKM tarafındaki süreci iyi değerlendirdi. Burada bir getiri elde sağlamış oldu. Özellikle 2023 yılının Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketiyle birlikte yine bankalara dönüşün hızlandığını gözlemliyoruz. Ama yine bu normalleşme süreciyle birlikte özellikle 2023 yılının son çeyreğiyle birlikte bankaların ucuz kalması, serbest piyasaların daha mantıklı bir fiyat, alım satım arasındaki farkın daha mantıklı olması yine yatırımcıları yastık altına yönlendirdi. Özellikle KKM'den çıkıştan sonra mesela gram altının üzerinde şu anda 1966 lira seviyesi var ekranlarda resmi kur tarafında. Gerçek reel rakamında 2060 lira seviyesinin üzerinde. Şimdi bu 100 liralık farkı göz önünde bulundurduğumuz zaman insanlar da hem alım satım arasındaki 60-70 liralık farktan dolayı hem de ucuza mal satmalarından dolayı yine yastık altına yönlendirdiler. Son 5-6 aydır fiziki tarafta olan talebin biraz daha fazla arttığını gözlemliyoruz. Yani yastık altındaki altına çıkaramadığımız gibi oradaki yastık altındaki altın miktarı biraz daha arttı hatta değil mi hocam? Arttı, yani o zaman bu anlamda yapılan politikalardaki kampanyalar zaman zaman yapılıyor. Hani sizlere de bu geliyor ve bunu uygulamak durumunda da kalıyorsunuz. Evet. Sertifikasyon vesaire evet. gibi. Çok da o zaman evet. bir etkisini göremiyoruz maalesef. Ben göremiyorum. Özellikle talebe baktığımız zaman ve bankalardaki çıkışlara baktığımız zaman fizik tarafa eğilimin daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Yine sosyal medyada son aylarda yapılan işte %40 vergi gelecek falan dedikoduları da zaman zaman olabiliyor. Dolayısıyla bunlar da yatırımcıları ürkütüyor. Buradaki fizik talebin tekrar yastık altında yönlendirdiğini bize göstermiş oluyor. Aslında bu tarz vergilerdir ya da işte daraltıcı regülasyonlardır değil mi? İnsanları üründen uzaklaşıp doğru ekonomi politikalarını yönlendirmekten ziyade çok daha işte kayıt dışı ya da yastık altı dediğimiz evet. noktalara yönlendiriyor. Bu anlamda tabii bazı iddialar olabiliyor ama resmi azardan gelmedikçe de değil mi hocam? Çok da bir şey de diyemiyoruz ama anladığım kadarıyla sırf sadece bunun konuşulması bile insanlar tekrar fiziki altın talebine itiyor. Peki şunu soracağım. İsrail-Filistin savaşı maalesef devam ediyor. Evet. Maalesef Hamas'ın bir sivil katliamı, sonrasında İsrail'in aynı şekilde sivil katliamıyla devam eden bir insanlık dramına dönüşen bir savaşın içerisindeyiz. Çok da böyle aklı selimde bir ülke kalmadı dünyada baktığımız zaman değil mi? Bugün işte AFB Almanya'da işte azınlıkları Afrika'ya göç ettirmek gibi böyle bir Nazi Almanya'sının kalıntılarını sergiliyor. Orada Almanya'da demokrasi savunanlar meydanda. Amerika deseniz başka bir gündemi tartışıyoruz. Dolayısıyla çok aklı selim bir ülke de göremiyoruz. Böyle bir ortamda insanların özellikle savaş gibi haberleri duydukları gün ya da ertesi günü nasıl bir reaksiyonu var, nasıl bir davranışı var sizce? Yani jeopolitik gerilimlere yine tepki veren bir emtia piyasası var karşımızda. Rusya-Ukrayna savaşı, işte yine İsrail-Filistin savaşı bunlara örnek verdiğimiz zaman hemen altın tarafında yukarı yönlü ataklar görüyoruz. 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar gerçekleştiriyor. Bu da jeopolitik gerilimlere karşı yenidir duran altın fiyatlarını bize göstermiş oluyor. Tabii merkez bankalarının politikaları burada önemli. Özellikle 2024 yılının ikinci yarısında merkez bankalarının faiz indirme olasılığının her geçen gün güçlenmesi
burada altın talebinin yine diri durmasına devam ediyor. Güvenli liman gömleğinin tekrar geri giymesine neden oluyor. Diğer yandan dolar endeksi, doların uluslararası piyasalardaki gidişatı çok önemli. 100 seviyesinin üzerindeyiz. Muhtemelen Fed'e kadar 180 dolar direncini takip etmeyi sürdüreceğiz. Ancak ben yılın ilk çeyreğinin sonu, yani Mart sonundan itibaren dolar endeksinde 100 dolar seviyesini aşağısına sarkmalar ve bu yıl için 92 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını tahmin ediyorum. Hı hı. Bu da altın tarafını pozitif yönde etkileyen faktörler arasında. Ülkeler jeopolitik gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Bugün NATO tatbikatı mesela başlıyor. İran'ın açıklamaları, Rusya'nın açıklamaları, yine Orta Doğu'dan gelen açıklamalar burada önemli etkiye neden olacaktır. Ama Amerika Merkez Bankası Fed'in, yani önümüzdeki haftaya kadar değerli metaller tarafında tekrar baskılanma sürecinin ben devam edeceğini tahmin ediyorum. Her ne kadar bu hafta Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklansak da Fed'in faiz kararları emtia fiyatları üzerinde daha çok önemli bir etkiye neden olacaktır. Ülkeler zaten birebir kendileriyle çatışmıyorlar. Burada paralı askerler tutuyorlar ve paralı askerler üzerinden jeopolitik gerilimler tırmanıyor. Özellikle Afrika'da yine paralı askerler grubunun devletle çatışması, diğer ülkelerin aynı politikayı uygulaması zorunlu göçleri beraberinde ilerletiyor. Kızıldeniz'de ve Yemen'de yaşanan bugünkü jeopolitik gerilimlerle birlikte yine bu taraftaki hem İsrail'in de dahil olacağı hem İran'ın da dahil olacağı jeopolitik gerilimler altın fiyatları pozitif yönde desteklemesini bekliyorum. Evet, yani özellikle Türkiye'de de milyonlarca mülteci var. Bu tarafta özellikle Avrupa'ya geçişlerde tıkanan bir Türkiye görmüş olduk. Avrupa göçmenler üzerinden çok ciddi tartışmalar var. Maalesef hani dünya ileri mi gidiyor, geri mi gidiyor baktığımız zaman büyük gerileme. Hatta bununla ilgili bir kitap da vardı, okumaya başladım. Yani yazarını unuttum ama mutlaka okumayanları da tavsiye ederim. Dünyada çok ciddi bir gerileme görüyoruz. Yani evet, teknoloji ilerliyor ama insanlık namına çok ciddi bir gerilememiz söz konusu. Dolayısıyla göçmenleri ya da oradaki yurttaşları, entegrasyonu belki sağlanamayanları nereye göç ettirelim, nereye yerleştirelim diye akıl dışı tutulması tartışmaları da maalesef şahit oluyoruz hocam. Son soru izninizle iletmek isterim. Geçtiğimiz yıl Merkez Bankası yoğun bir altın talebi vardı. Bu sene merkez ne durumda sizce? Özellikle son 148 tonluk bir altın alımı yapmıştı 2022 yılında. 2023 yılında özellikle ikinci yarıda bu altın talebini hızlı bir şekilde devam ettirdi. 55 ton civarında bir altın talebi olmuştu ve artırmıştı. 2024 yılında altın talebini tekrar artırma olasılığını ben güçlü görüyorum ama olaylara ben çeyrek çeyrek bakıyorum. Mesela yılın ilk çeyreğinde bu talebini artırabilir. Yılın yarısına kadar da ikinci çeyreğinde de bu talebini artırabilir ama yılın yarısından sonra da burada rezervlerde bir azalma da söz konusu olabilir. Beklenen enflasyon rakamları var, büyüme rakamları var, cari açık rakamları var. Öngöremediğimiz sürpriz gelişmeler yaşanabilir yıl içerisinde. Zaten devletler de aynı hane halkı gibi kötü gün olarak bu fizik taleplerini artırıyorlar. Swap işlemleri için bunu bulunduruyorlar. Yılın yarısına kadar bu talep artışı devam eder Merkez Bankası'nın ama yılın ikinci yarısına baktığımız zaman da tekrar satış yönünde bir karar almasını bekliyorum. Hocam 1,5 dakikamız kaldı. Bir soru daha izninizle iletmek istiyorum. Hem Merkez Bankası'na dair iddialarla ilgili ne söylemek istersiniz? Hem de geçtiğimiz yıl doların son 2-3 senedir özellikle altının ons fiyatından daha fazla artmasından dolayı gram altının fiyatına sanki dolar kuru çok daha etkiliydi değil mi? Çarpan etkisinden dolayı. Bu sene bakıldığı zaman dolara ilişkin beklentiler birazcık daha ayakları yere basan, işte 34-36 lira gibi yabancı kurumlar şu anda set ettiler yıl sonu tahminlerini. Dolayısıyla bu yıl gram altın fiyatlarına en büyük katkı ons altından gelecek diyebilir miyiz diye sormak isterim. Geçen yıl yılın son çeyreğine kadar ons altından destek bulan bir gram altın vardı. Son çeyrekte dolar TL kuruyla ons beraber yükseldiği için grama etkisi oldu ve her yıl olduğu gibi, son 21 yıldır olduğu gibi gram altın Türkiye'de en çok kazandıran yatırım aracı oldu yine Türkiye'de. 2024 yılında dolarla onsun yine beraber yükseleceğini ben tahmin ediyorum. Kamuoyuna bu şekilde açıklamıştım. 2024 yılındaki analiz raporumda dolar TL kurunda 45 lira seviyesini beklediğimi, ons altın tarafında minimum 2150 dolar seviyesinde, 2350 dolar seviyesine kadar bu yükselişleri sürdüreceğini ve gram altının 3000 lira seviyesini hedef alacağını raporlamıştım. Aynı öngörüm geçerli. Döviz kuruyla ons altın 2024 yılında
beraber yükselişini sürdürdüğü tahmin ediyorum. Dışarıda ons altın rekor tazelerken içeride gram altın her ay üzerine koya koya yoluna devam eder diye tahmin ediyorum. İslam Memiş, çok teşekkür ederiz hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Altın ve para piyasaları uzmanı hocamız sağdan iş yerinden bildirmiş oldu. Önemli olan o, çünkü en azından orada vatandaşın nabzını piyasacı gözüyle aktarması çok kıymetli. Evet, şimdi aslında geleneksel yatırım aracına bir veda edelim. Nedir bu? Ons altın, bizim hepimizin sevdiği, işte vatandaşların bayıldığı, işte herhangi bir sorun olduğu zaman da eski ezberlerden dolayı aldığı bir noktadayız. Dijital altın olarak da geçen biraz Bitcoin'i konuşalım. Biraz böyle Metaverse evrenine, biraz metafizik tarafına doğru evrelim. Çünkü bu tarafı konuştuğumuz zaman farklı farklı beklentiler oluyor. En azından biraz soyut şeylerden konuşmak zamanı derim. Oytun Es olacak karşımızda. Uzunca bir süredir görmediğim sevgili dostum Oytun Es. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Murat, merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Bitcoin tarafında bir ETF heyecanı vardı. Aslında orada Sekin, bilmiyorum, ben yayınları takip edemedim çalışmadığım dönemde, ama nasıl okudun? Yani bir taraftan SEC bunu, ETF'i onaylar gibi oldu. Sonra hacklendiği söylendi, sonra onayladı. Bu birazcık piyasaya alıştırmak için olan bir hamle miydi? Yoksa bu Twitter, sosyal, X'in daha doğrusu hacklenmesini normal karşılamak mı lazım? İlk sorum, bir taraftan sanki ETF heyecanı yerini başka bir şeye bırakmışa benziyor, belirsiz diye, ne dersin? Evet. Ya Murat, nasıl olursa olsun yani iki türlü de doğru yönetilemeyen bir süreçten bence bahsettik SEC tarafında. Çünkü yatırımcıları korumakla görevli olan bir kurumun yatırımcıları ciddi anlamda mağdur ettiği bir süreç yaşadık. Çünkü bu haberler geldiği zaman ciddi anlamda tahtada bunun yansımaları görüldü. Yani Bitcoin tarafında çok sert hareketler gördük. Vadeli tarafta işlem yapanların ciddi anlamda mağduriyet yaşadığına tanıklık ettik. Yani ne olursa olsun 7 yıldır beklenen ETF sürecinin onayı bana göre bu şekilde olmamalıydı. Daha net bir şekilde olmalıydı. Fakat bana göre SEC bu süreci çok doğru bir şekilde yönetemedi. Tabii ETF sonrasına baktığımız zaman Bitcoin tarafında çok sert bir geri çekilme görüyoruz. Yani 40 bin dolarlara kadar geri çekilen bir fiyatlanma, ki ETF beklentileriyle beraber 49 bin dolara kadar fiyatın yükseldiğini biliyoruz. Aslında çok büyük sürpriz mi? Değil. Yani bundan evvel bunu aslında konuşmuştuk Seldi News mantığında. Yani beklentiler artık satın alındıktan sonra, haberin gerçekleşmesinden sonra bir miktar satışın gelmesi oldukça belki muhtemeldi. Belki 18 bin dolarda bile, değil mi, bu beklentiler satın alınmıştı. Yani oradan belli, belki beklentileri alanlar bile belki vardı, bilmiyorum, ama hani bu o zaman beklentiler gerçekleşti, artık bunu satalım, hazır bir de halving var, yolumuza bakalım formasyonu bu. Ya evet, zaten şunu da biliyoruz, yani genelde halvingden evvel Bitcoin tarafında sert geri çekilmeler olduğunda bundan evvelki döngülerde net bir şekilde biliyoruz. Ama şunu unutmamak lazım, yani Bitcoin'in önündeki hikaye sadece ETF hikayesi değil. Bitcoin'in 2024 yılında çok ciddi anlamda önünde farklı hikayeler var. Bunlardan bir tanesi, sen demin bahsettiğin halving hikayesi. Bitcoin'de 4 yılda bir yaşanıyor ve tahtaya ciddi anlamda bir etkisi var. Tabii gitgide teknik olarak bunun tahtaya etkisi azalıyor yarı yarıya, yeni arzın azalmasıyla beraber. Fakat şunu unutmamak lazım, şu anda hali hazırda günde 1000 Bitcoin madenciler tarafından üretiliyor. Mayıs ayından sonra bunun 500 adede düşeceğini unutmamak lazım. Tabii şunu unutmamak lazım, 2024 yılında artık global anlamda, küresel anlamda, makroekonomik anlamda faizlerin geriye gideceği bir süreci yaşayacağımızı unutmamak lazım. Bir de tabii şunu unutmamak lazım, ETF hikayesinin evet beklentisi satın alındı, fakat ETF'in bir de ciddi anlamda tahtiye yansımasını bundan sonra göreceğiz. Çünkü müşterilerine bu fonları sunan şirketler bu fonları sattıkça tahtadan Bitcoin çekmeye başlayacaklar. Uzun vadede Bitcoin'in ETF'lerinin yine tahtaya olumlu bir şekilde yansıyacağını düşünebiliriz. Yani 3 tane ana hikaye 2024 yılında, bu benim tabii ki şahsi fikrim, Bitcoin ve kripto paraları yukarı yönlü etkilemeye devam edecek. Oytun, peki bu ETF'lerle ilgili olan gelişmelerin regülasyon üzerinde, olası regülasyonlar üzerinde bir psikolojik etkisi var mıdır? Hani siyasette vardır ya, belki hani örnek, tam örneği olmayacak ama lobicilik. Yani öncesinde iyi lobi yapıldığı zaman bir şekilde karar geçmiş oluyor parlamentolardan herhangi bir ülkenin. İşte özellikle Amerika'da lobilerin çok aktif olduğu biliyoruz. Bir yerde bu ETF kararı bir lobi gibi
psikolojik etki, regülasyonlar üzerinde sence yaratacak mı? Bir de geçtiğimiz günlerde kripto para düzenlemesiyle ilgili önemli değil mi? Bakıldığı zaman işte sizler gibi hem sektör temsilcileri hem de kurum tarafından temsilciler Ankara'da toplandı. Oradan gelen sinyaller ne üzerinden? Sanki Sayın Şimşek'in son açıklamasında vergilendirme üzerinden değil de başka bir pencereden bakıyoruz demişti kripto paralara. Dolayısıyla Türkiye'nin bu geçmiş olduğu dönemde hem dolar talebi var hem de bir dolar çıkışı da var ve enflasyondan korumak için vatandaşın da bir gerçeği de var. Yasaklamaktan ziyade bunun regülasyonun çok kıymetli olduğunu da farkındayız. Ne dersin bu anlamda gelen duyumlar ne yönde sana? Evet. İlk soruyla başlayayım. Tabii Bitcoin merkeziyetsiz bir yapı olduğu için aslında bir bakıma öksüz de diyebiliriz yani bu tarz konularda lobicilik yapma konusunda. Fakat şunu söylemek lazım. Her ne kadar eleştirilse de Bitcoin tarafında kurumsal yatırımın piyasaya girişi şu artıyı da tabii beraberinde getiriyor. Şimdi BlackRock burada Bitcoin ETF'lerini piyasaya sunmuş bir şirket veya piyasası ki ABD tarafında müesses nizamla en yakın ilişkileri kuran borsadır diyebiliriz. Yani en makul borsadır ki hisseleri şu anda Nasdaq'ta listelenmiş bir kripto para borsasından bahsediyoruz. Tabii bunların oyunun içerisine dahil olması, özellikle BlackRock'ın oyunun içerisine dahil olması Bitcoin'in elini burada ciddi anlamda güçlendiriyor. Lobi anlamında eğer konuşacak olursak. Tabii ETF'lerin kabul edilmesinden sonra, spot ETF'lerin kabul edilmesinden sonra ciddi anlamda regülasyonla alakalı beklentiler artmış durumda. Bana göre artık 2024 yılında bu iş nihayete ermeli ve kripto para ekosistemiyle alakalı beklenen regülasyonlar gelmeli. Bu işin global tarafı. Ülkemize dönecek olursak, ülkemizde de tabii şunu söylemek lazım. Şimdi önümüzde bir seçim var. Ben hep şunu söylüyordum. Yani bu yasalandırma süreci büyük ihtimalle ikiye bölünecek. Öyle de olmadı zaten. Çünkü öncelikli olan kısım yatırımcının mağduriyetinin giderilmesi. Bu da nasıl sağlanacak? Birincisi borsalarla alakalı yapılacak düzenlemeler ki bu en önemlilerinden bir tanesi. Öncelikli olarak burada bir adım atılacağını net bir şekilde biliyoruz. Borsalara bir lisans şartı getirilmesi, sermaye şartı getirilmesi gibi büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte gelecek ilk yasa tasarısında bu yönde adımların atıldığını, manipülasyonları engellemekle alakalı adımların atıldığını, yani sosyal medya ile alakalı adımlardan bahsediyorum. Bu tarafta adımların atılacağını biliyoruz. Ondan sonraki süreçte ben seçim sonrası vergilendirme ile alakalı adımların atılacağını düşünüyorum. Çünkü malum kripto para ekosistemi içerisinde Türkiye'de 6 milyona aşkın yatırımcı var. Tam seçim öncesinde vergilendirme ile alakalı bir adımın atılacağı açıkçası bana hiç mantıklı gelmiyordu. Hı hı. Ama doğru olan da bu. Yani böyle çok hızlı bir şekilde bu adımları atmaktansa öncelikli olarak yatırımcının mağduriyetini giderecek adımlar ki şu anda onlar atılıyor. Öncelikli olarak onlar gelecek. Ondan sonra da vergilendirme ile alakalı kısımla alakalı adımlar atılacaktır diye düşünüyorum. Evet, yani peyderpey yapmak. Çünkü dünyada da bakıldığı zaman regülasyonla ilgili SEC'in önce olmasına rağmen henüz hali hazırda bir regülasyon da yok. Ama Türkiye bu anlamda tartışan öncü ülkeler olarak da görüyorum. Sanki SPK'da aktif rol oynayacak. Yani SPK'ya haiz bir düzenleme de olacak gibi duruyor. Oytunes, kripto para uzmanı, çok çok teşekkür ederiz kripto para camiasında yaşananları aktardığın için diyelim. Programın da bu bölümünde sonuna geldik efendim. Kripto paraya kadar tartıştık. Gün ortasında saat 12'de tekrar birlikte olacağız. Şimdilik benden bu kadar.